Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Normalde bugün altın ve gümüş analizimiz olacaktı. Fakat borsada biliyorsunuz volatilite dinmek bilmiyor. Bugün de yukarı yönlü sert bir hareket meydana geldi. Hisselerdeki aracı kurumda alımları önemlidir diye zaten hafta sonu videomda belirtmiştim. Bugün o yüzden borsa analizi yapacağız. Kısa bir gram altın bölümü de ayıracağım tabi videonun sonuna. Gram altın yatırımcıları da videonun son bölümündeki o analizi izleyebilirler arkadaşlar. İlk olarak şöyle hemen BIST 100 endeksimizle başlayalım. 21 günlük hareketli ortalama önemli demiştik. 5181 ve bu seviye arkadaşlar bugün itibariyle aşıldı ve üzerinde bir günlük kapanış geldi. %4.47 yükseldik bugün ve kapanış 5207 oldu. Güzel yukarıda şimdi bir kavukman hareketli ortalamamız var 5307. Burada 21 günlük hareketli ortalama üzerinde ikinci günlük kapanış yani yarın da iyi bir günlük kapanış gelirse bu düzeltme bitti. Şubat bilanço rallisi başladı diyebiliriz arkadaşlar. Fakat şu unutulmamalı bakın burada geçtiğimiz hafta perşembe günü yani bundan iki hafta önce geçtiğimiz hafta perşembe demeyelim de 2 hafta önceki perşembe günü o eksi 7 gördüğümüz devre kestiğimiz gün. Yatırım finansmanın karanlık odadaki alımlarıyla biz ertesi gün Cuma günü yine 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatmıştık. Fakat sonrasında pazartesi günü ne oldu? Pazartesi günü kaldığımız yerden düşüşe devam etmiştik. Yani burada 21 günlük hareketli ortalama üzerinde ikinci günlük kapanışı görmemiz gerekiyor. Neden önemli 21 günlük hareketli ortalama? Bakın o banka operasyonu sonrasında yaşanan düşüşte. 55 günlük hareketli ortalamaya değmiştik ve sonrasında 21 günlük hareketli ortalama üzerine çıktı endeksimiz ve hiç bunun altında günlük kapanış gelmemişti. Bakın bu yani son 3 aylık yükseliş trendinin ana destek bölgesi olmuştu. Yani yükseliş trendinin alt taban bölgesi olmuştu. EMA 21 seviyesi yeniden yükseliş trendine dönebilmemiz için bu 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu rakam 5200 5200'ün üzerinde yarın da bir günlük kapanış gelirse artık daha da rahatlayabiliriz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Şubat bilanço dönemi ne kadar yükselişin ben devam edeceğini sizlere belirtiyorum. Fakat Şubat sonrası için yani bilanço döneminden sonra çok fazla da böyle yeni zirveler görüleceğini de düşünmediğimi sizlere belirtmiştim. Geri çekilmelerde artık 5180 seviyesi bizim için bir destek seviyesi olacak Arkadaşlar şöyle hisselerden de kısaca bahsedelim Evet bugün sasa polyester e, endeksten negatif ayrıştı e, sebebi de zaten sizlere paylaşmıştım hafta sonu tep yatırımın elinde yaklaşık 90 küsür milyon lot var ve bunlar paya dönüştürülebilir tahvillerden geldi yani nasıl diyeyim size beleş lot gibi bir şey ve bunları piyasaya sürüyorlar sürekli olarak. Yani Sasa'nın her yükselişinde özellikle bu son 2 haftada yaşamış olduğu bu yükselişleri hep satış fırsatı olarak kullandılar. Bugün de yine aynı şekilde satış fırsatı olarak kullandılar. Ve sizlere de şunu söylemiştim pazar günü yapmış olduğum videoda. Satıcı tarafında eğer tebi görüyorsak hisseyi baskılar. Ama alıcı tarafta ak yatırım ve vakıf yatırımı görüyoruz. Yani Teb'in satmış olduklarını ak yatırım ve vakıf yatırım karşılıyorsa herhangi bir sıkıntı yok demiştik. Bugün sadece vakıf yatırımın karşıladığını gördük Teb'in satışlarını Ak yatırım da Teb gibi satıcı tarafındaydı. Yani öyle çok büyük bir satış yoktu ak yatırım tarafından. Fakat böyle onun da satış tarafında Teb'le birlikte yer alması... O en azından o alıcıları korkutmuştur diye düşünüyorum ve bu yüzden endeksten de negatif ayrıştı. Tabii şu da var normal midir? Normaldir. Çünkü endeks yıkılırken son 2 haftada bu kez de SASA endeksten pozitif ayrışıyordu. Ve teknik olarak 111 TL 55 günlük hareketli ortalama ve önemli bir seviye arkadaşlar. Şurayı zaten pazar günü daire için almıştık. 125.8 seviyesi SASA'da önemli bir direnç olacak. Bugün hemen bakalım kimler alıp kimleri satmış. Zaten gün boyunca da sizlere paylaşmıştım. <laughs> evet gördüğünüz gibi satıcı tarafında TEP yatırımın 952 bin lot sattığını görüyoruz. Yani bugün Sasa'da satıcıların %77'sini TEP oluşturmuş arkadaşlar. Alıcılara baktığımızda biraz daha dağınıklar. iş yatırım ve garanti yatırım. Yani vakıf yatırım TEP'in sattıklarını karşılayabilmiş mi? Karşılayamamış burada yani en azından vakıf yatırımın veya hem vakıf hem ak yatırım ikisinin toplamda en azından şu teb yatırımın satmış olduğu 950 bin notun yaklaşık bir yarısını 450 bin 500 bin notunu karşılaması gerekiyordu ama onlar da topa girmemiş. Topa girmedikleri için de endeksin %4.5 yapmış olduğu bir günde sasa negatif etkilendi arkadaşlar. E, teb sıkıntı yani tebi biz burada satıcı tarafında gördükçe e, sasadaki bu sıkıntı e, maalesef bitmeyecek arkadaşlar Evet şöyle gelelim hektaşa hektaş bugün güzeldi 4 yaptı. 21 günlük hareketli ortalamadan 36 60 36 50 bandının e, üzerinde kapattı bakın Şuraya da direnç olarak işaretlemiştik artık bir sonraki direncimiz neresi 39 e, 18 arkadaşlar Kaufman hareketli ortalaması ve onun da üzerinde e, bakın şurada bir düşen trendimiz de oluştu bizim Yarın itibariyle 40 lira bandı. Yani 39.40 şuralar artık önemli bir direnç olacak arkadaşlar. Bakın şu bölge 39.40 40 TL fiyat aralığı önemli bir direnç olacak. Hektaşta yarın için geri çekilmelerde de bu kez e, önceki direnç 36-50 destek görevinde olacak 21 günlük hareketli ortalama. Evet şöyle Hektaş'ın da bir bakalım bugünkü aracı kurumda alımına. Evet ilk 5 alıcı %74 iken ilk 5 satıcı %64. En iyi alıcıya baktığımızda Osmanlı yatırımı görüyoruz. Ve ikinci sırada diğer yazan kısmı görüyoruz. En iyi satıcılara baktığımızda diğer yazan kısım arkadaşlar bin 541.000'i satmışlar. İkinci sırada ise iş yatırımının olduğunu görüyoruz Ektaş'ta. Evet yeni istemez Türk Hava Yolları bugün sanki böyle bizi duymuş gibi listeye aldığımızı çok güzel bir performans gösterdi. 126 TL şurada desteklemiştik 55 günlük hareketli ortalama fakat buradan yukarıya gitti. Hiçbir şekilde yani çok iyi alıcılar geldi. Zaten sizlere de topluluk kısmında paylaştım. En iyi alıcı BOFA'ydı ve ilk 5 alıcı <laughs> gayet iyi alım tarafındaydılar. 139 TL kavukman hareketli ortalaması ve bu hareketli ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki direnci tabii ki de 150 TL. Tüm zamanların en yüksek rakamıydı. 144 TL yarın bu 150 TL bandını test edecek gibi duruyor. Günlükte de RSI göstergesi kendi hareketli ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Makdeli şu anlık bir al sinyal yok günlükte fakat 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte evet bakın 5. bar oluşmuş. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Süper trende bakalım. Süper trendde de bugün gördüğünüz gibi bu yani alım sinyali gelmiş 4 saatlikte arkadaşlar. Bu arada sesim biraz kötü kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Biraz boğuk çıkıyor. Ben de farkındayım. Evet. Sizlere gündüzde paylaşmıştım. Türk Hava Yolları ilk 5 alıcı %87 iken ilk 5 satıcı %64. Yani bu ne demek oluyor? Yeni gelen arkadaşlar için bahsedeyim. Yani hissenin alıcıları ilk 5 alıcı kuvvetli ve derli toplu iken ilk 5 satıcı daha dağınık. Mesela bakın burada diğer yazan kurum en iyi satıcı pozisyonda 2.5 milyon lot. Burada en iyi alıcı kim? Bank of America 3.2 milyon lot. Yatırım finansman 1.6 milyon lot. Yani toplam bugünkü alımların %69 %70'ini sadece bu iki kurum yapmış. Yani bu ne demek oluyor? Bugün Türk Hava Yolları'nı alan kurumsallardı. Yani şu bankofun içinde bireysel yok. Varsa %1, %2 oranındadır. Yatırım finansmanı aynı şekilde. Burada da yani bireyselin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bunlar kurumsal alışlar. Satışlar ise tam tersi diğer dediğimiz küçük yatırımcı satışlar olmuş arkadaşlar. Yani güzel bir aracı kurum dağılımı olmuş. Evet geldik. Kanımız Ereğli'ye. Ereğli'yi hep kanı diyoruz ama ondan da kurtulamıyoruz. Ankette de iyi oylarla geldi yeniden listemize hayırlı uğurlu olsun. Biraz böyle bekleteceğim size kusura bakmayın. E dediğim gibi boğazlarımda bir sıkıntı var. 36 50 100 günlük hareketli ortalama arkadaşlar buradan destek bulduğunu görüyoruz. Perşembe günü geçtiğimiz hafta günlük grafiğe baktığımızda 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Kaufman'ın da üzerine çıktı. Güzel her şey iyi gidiyor. 4 saatliğe bakalım. Bugün al sinyali gelmesi lazım. Evet, son saniyede gelmiş bakın. Kapanırken son saniyede gelmiş. Bugün benim elim gitti gitti. Alamadım Ereyli'yi çünkü şu tablodan dolayı yani aracı kurumda alımını çok fazla beğenemedim. Hatta size de şuradan göstereyim şöyle. Evet ilk 5 alıcı %59 iken ilk 5 satıcı %81 yatırım finansman ve BOFA yani Türk Hava Yolları'nda en iyi 2 alıcı olan BOFA ve yatırım finansman Ereğli'de de en iyi 2 satıcıydı. E, diğer yazan kısma bakın arkadaşlar burada en iyi alıcı diğer 4.2 milyon en iyi satıcı yani bugünkü Ereğli satanların %50'si yatırım finansman ve BOFA'dan oluşuyor. Yani kurumsallar satarken bugün biraz küçük yatırımcı almış gibi görünüyor. Bu tabloyu gördükten sonra e, sepete eklemek için pek fazla böyle istekli olmadım. Türk Hava Yolları ekledim. Fakat bunu eklemekte birazcık e, nasıl diyeyim böyle canım istemedi bu tabloyu gördükten sonra. Tabi tablo yarın değişebilir mi? Değişebilir. Değişirse ekleriz arkadaşlar. Evet şöyle... Şişe cama da bakalım. 41.18'de direncimiz vardı. 21 günlük hareketli ortalamaydı ve günü en yükseğinden kapattı. Bu, güzel. Bu yarın da yükselişin devamını gösterir. 41.60'da günün en yüksek karanlık da yine 41.60'la günü kapattı. 41.18 21 günlük hareketli ortalamaydı. 4 saatlikte bakalım. Al sinyali gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. 43 TL'nin üzerine çıkarsa eğer al sinyali gelecek. Bakın Ereğli'de gelmiş. Türk Hava Yolları'nda gelmiş. Sasa'da zaten gelmişti. Hektaş'ta da şu anlık gelmemiş. Günlüğe tekrar dönelim. Evet 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. En yüksek 46-68'ler görülmüştü. Bundan sonraki hedef şu anlık orası arkadaşlar. Bakalım şişede bugün kimler alıp satmış. Evet ilk 5 alıcı %67 iken ilk 5 satıcı %78. Burada da yatırım finansmanın çok fazla sattığını görüyoruz. 1.7 milyon. Bugünkü satışların %35'i yatırım finansmanı olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda ise diğer arkadaşlar. Bakın bu da Ereğli'ye benziyor. Yani bu para çıkışı olduğunu gösteriyor. Yani şurada ilk 5 satıcı yoğunluğu. Bakın şuradaki hani ilk 5 alıcıya göre daha fazlaysa bu para çıkışı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bugün Ereğli'yi de şişeyi de e, maalesef portföyümü ekleyemedim bugünkü aracı kurum dağılımından dolayı. Yani zaten şöyle bir şey var. Hani biz bunları listeye aldık diye hemen ertesi gün eklemeniz gerekmiyor. Benim attığım aracı kurum dağılımlarına bakın. Benim attığım destek ve dirençlere bakın. Buna göre kafanıza yatarsa eklersiniz. Bugün Türk Hava Yolları 137 direncini kırdığı an e, aracı kurum dağılımında kontrol ettim. İlk 5 alıcılar ki özellikle ilk ikisi kurumsal ve en çok satan da diğer dediğimiz kısım olduğu için onu portföyüme ekledim arkadaşlar. Şişe ve Ereğli inşallah başka zaman ekleyeceğiz yani önümüzdeki günlerde. Evet son olarak hunerde e nerede bakalım. Huner'de bugün BOFA'nın çok yüklü satışları oldu. 55 günlük hareketli ortalama olarak bakın şurada 10.79 hafta sonunda sizlere belirtmiştim. Bugün en yüksek kaç görmüş? 10.81 Bakın tam 55 günlük hareketli ortalamadan geri çekildi ve burada bir doji dediğimiz bir mum bıraktı. Çok fazla sattı gerçekten. Şurada bakın bir düşen trendimiz vardı ve burada da kaldı aslında yani 9.90 hatta en düşük kaç görmüş? 9.90'ları bile görmemiş. 10 TL'yi görmüş. Bu 9.90'ın üzerinde kaldıkça yeniden 10.80'leri zorlayacaktır asıl direncin şurada bir yerde olduğunu düşünüyorum ben bakın. Şurada ana düşen trend bu Kaufman hareketli ortalaması 11.35. 35. Buraların da kırılacağını düşünüyorum. Şöyle 12 80'lere. 12 50, 12 80 bandına doğru bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Hu nerede ve buraya geldiğinde de yoğunluklarımı bir hayli azaltmayı hatta performansına göre listeden bile biliyorsunuz yedek olarak aldık zaten. Hani geçici olarak aldığımızda belirttim. Eğer performansında yani buradan bir dönüş olduğunu görürsem de listeden çıkarmayı düşünüyorum. Hemen şöyle e, Hüner'in bugünkü daha doğrusu satıcılarına bakalım. Alıcılarına demeyeyim. Bakın ilk 5 satıcı %95 BOFA 4.4 milyon not sattı. Yani bugünkü satışların %80'i BOFA tarafından ve kurumsal taraftan yapıldı. Hüner'de Bugün ciddi bir para çıkışı olduğunu gösteriyor bize en iyi alıcıya baktığımızda ise diğer ve ziraat yatırım arkadaşlar kötü bir aracı kurumda alımı olmuş yarın bunun düzelmesi gerekiyor ha şu var hissede çok fazla yabancı takas oranı olmadığı için hani City'nin City, City Bank'ın dört milyonluk bir takası vardı hani bunun mu hepsini acaba sattılar veya açığa satış mı yaptılar bilmiyorum ama eğer bu şekilde BOFA satmaya devam ederse hisse kötü etkilenir bundan. Yani bugünkü satış gerçekten çok yüklü oldu. Yarın kontrol edeceğiz. Eğer BOFA satışa devam ediyorsa tekrardan 10 TL'nin altını görebilir. Ama durmuşsa bitmişse bu satış artık yoluna devam eder. 12.80 bandına bir hareket yapacağını ben hala bekliyorum arkadaşlar. Şöyle kısaca gram altından da bahsedelim ve videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi boğazım birazcık e, kuruyor kendi kendine. E, bu yüzden de böyle beni de rahatsız ediyor. Siz de, eminim çok fazla keyif almıyorsunuzdur bu durumda. Evet 1139 hedefimiz vardı. Bakın buralara çizmiştik böyle oklar çizmiştik. Bu hedef geldi arkadaşlar. Şu anda 1156 bir miktar geri çekimi var. Yeni hedef 1205 arkadaşlar. Bunun 1-2 aylık zarfı içinde gelmesini bekliyorum. Şu anlık bir sıkıntı yok. RSI göstergesi 75. Hani böyle 85 90 olsa belki bir tedirgin olalım mı acaba derim ama şu anlık bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Geri çekilmelerde şöyle 4 saatliğe bir bakalım. Evet, geri çekilmelerde Kaufman hareketli ortalamasını takip etmiş. Burası da 1030 1039 bandı. Zaten bir önceki dirençti. Eğer bu 1030 1040 bandına doğru gelirse elinde olmayanlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Daha uygun bir yerden almak istiyorum ben diyenler için şu EMA 100, 4 saatlikteki EMA 100 seviyesi olan 1015 TL bandı daha iyi bir seviye olarak görünüyor arkadaşlar. Bakın MACD'de de aslında bir hazırlık var gibi. Buradaki bakın al sinyali yavaşlamış olursa 1015 TL'ye doğru bir geri çekilme olursa yani şöyle bir geri çekilme olursa artık eklemeyenler de eklesin. Sonra da ben alamadım, edemedim demesin arkadaşlar. Zaten e, şu olayı da sevmiyorum. Bakın topluluk kısmında da yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte hocam buradan alalım mı, buradan satalım mı? Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben şuradan alın, buradan satın demiyorum. Ben sadece bakın burası destek. Hani buradan bir kademe alınabilir diyorum ve genele hitap ediyorum yani Ahmet'e Mehmet'e bilmem neye değil o yatırım danışmanlığına gider işte diyorum burada destek var buralara geldiğinde bir kademe alınabilir Hani alın demiyorum demem de zaten Hani bunun için yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalamanız gerekiyor yani demek istediğim ben sizlere desteği veriyorum direnci veriyorum işte hisselerde takaslar anlatıyorum aracı kurumda alımlarını anlatıyorum ve bunları nasıl yorumlamanız gerektiğini anlatıyorum Artık gerisi size kalıyor arkadaşlar. E, yolumuz şu olacak. Şubata kadar yükseliş var borsada. Muhtemelen bu şekilde olmasını bekliyorum. E, Şubattan sonra %50'ye düşürmek hatta %50'nin de altına düşürmek gerekir hisseleri. E, geriye kalan %30 ile de e, portföyde mutlaka altın olmalı. Artık gram altın mı alırsınız. Borsadan altın sertifikası mı alırsınız. E, i̇şte bu tarz düşüşleri mesela az önce bahsettiğim 1115 TL'ye bir geri çekilme olursa gram altında. İşte altın sertifikası da ne olur? 1060'lara, 11 1160'lara gelir, 1150'lere gelir. Ki geçen hafta gelmişti. Güzel bir alım fırsatı vermişti. Bu şekilde geri çekilmeleri kademeli alımlar yaparak Şubat sonrasında şöyle bir %30 altın sertifikasıyla veya gram altın vadisi hesabınızdan gram altında girebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.